7 Ağustos'ta burçlarımızı neler bekliyor diyorsanız birlikte bekleyenleri göreceğiz. Evet, Koç burcunda özellikle 27 Ağustos için ciddi anlamda yaşanan krizler yavaş yavaş iyileşmeye başladı Koç'ta. Çünkü paranızla ilgili borçlarınız vardı. Eylül başlangıcı yavaş yavaş toparlama planlarına girdiniz. İki ayrı işten de güzel bir teklif var, değerlendirirseniz çok olumlu olacak. Ama Koçlar geçmişe ait borçları da kapatmaya çalışıyorlar. Yeni iş anlaşmaları oluşturmaya çalışıyorlar. Devletle ilgili bekleyen Koç burçlarınız da güzel muratlarını erdiler diyor. Ama özel hayat konusunda uzun süredir aşksızım Emine ablacığım diyen insanlarımız var. Evet, Koç burçlarına muhteşem aşka yelken, gerçekten evlilik yapacağınız kadınsa kadın, erkekse erkek, muhteşem bir aşk yaşayacaksınız. Doğru insanınızı bulacak. Evli Koç çiftlerimiz için araba değişikliği Ekim'e kadar gerçekleşecek. Hayırlı olacak. Özellikle gözlüğünüzle ilgili problem ya da göz probleminiz olabilir Koçlar, dikkat diyorum. Bir de son zamanlarda gereksiz her şey alınganlık, biraz psikolojinizi düzeltirseniz sevinirim. Çünkü 27 Ağustos'tan sonra sizi bekleyecek çok yoğun bir iş temponuz ve hayırlı şeylere imza atacaksınız. Boğa burçlarıyla ilgili 27 Ağustos'ta özellikle yeni büyük evrak ve dosyaların kapatılması, yeni imzalara yelken açacağınız bir dönem boğa burçları için. Ama yöneticilerinizle ilgili bir kaos dönemi var. Bu kaos dönemi açtıktan sonra kademinizde çok güzel bir değişim olacak, hayırlı olacak. Yurt dışına gitmek isteyen boğa burçları için Ekim ayı daha doğru bir süreç olacak. Ama uzun süredir ilişkisiyle ilgili evlilik planı yapan boğa burçları biraz parasal dengeleriyle ilgili bekletti artık evlilik sözü, nişanı taktınız, gözünüz aydın, Ekim'e kadar nişan söz konusu olacak diyorum boğalarda. Ama şöyle bir sorun var. Boğa burçlarında anneyle ilgili diyaloglarda çözülmesi gereken bazı topraklar var. Bunları toparlayacaksınız ama miras meraklı oldum. Boğa biraz sakinleş. Çünkü sana kendi emeklerine evin, malın, mülkün gerçekleşecek. Evli boğa burçlarında da çocuk muradı olacak. İlişkisiz boğalarda da muhteşem bir aşk olacak. Sabır edin diyorum. Sağlık konusunda da sizde damar problemleri olabilir. Evet, ikizler burcu nelere kadir diyorsanız, ikizler burcunda ciddi anlamda büyük yurt dışı iş imzası atacak ya da bu kurumsal bir firmanın istediği bir kurumsal firmaya giriş yapacak ve bu iş onun kariyeri için 6 ay içerisinde hedeflediği noktaya ulaşacak ikizler burcu. Aşk konusunda da ikizler aslında doğru rotayı buldular. Onunla gelecek planları var ama aşktan çok kariyer, para ve yatırım yapma planı içerisinde ikizler burcu. Evet, doğru bir sürece girdik ama ikizlerin yabancı dille ilgili ikinci ekstra bir ders ya da yapmak istedikleri bir dil eğitimi var. Bunu da tamamlayacaklar. Kendine iş kurmak isteyen ikizler burcumuz var. Ekim sonuna kadar bu işte gerçekleşecek. Sizde sağlık problemi, kan dolaşımınız, varis probleminiz, ayak aksesiyetleriniz olabilir. Dikkat diyorum. Bir de uzun süredir anneniz ya da ailede kırgın olduğunuz kadınlarla barışma dönemi var diyorum. Evet, Yengeç burcunu neler bekleyecek? Yengeç burcu 27 Ağustos'ta aslında çok sakin bir dönemi yavaş yavaş iyileştirmek, maddi problemleri geride bırakıp aile özlemi, geçmişe özlem başlayacak Yengeç burcumuzda. Çünkü kayıplarla ilgili özlemler çok ön planda olacak ama işleriyle ilgili de ortaklı bazı fikir ve projeleri var. Bunları da gerçekleştireceksiniz. Bence geçmişi geride bırakın. Biraz psikolojiniz yoruldu. Geçmiş özlemlerinizi arkada bırakın. Ve özellikle aşk hayatınızda da geçmişten birini bekliyorsunuz. Gelecek ama yepyeni bir kısmetiniz daha var. Bunu değerlendirin. Bütün yengeçlere sesleniyorum. Evli yengeç burçlarımız için yatırım planları var. Farklı bir şehirden almak istedik ya da yaptırmak istediğiniz bir ev anahtarının muradına gireceksiniz. Bir de aslında eşinizin soyuyla ilgili uzun süredir devam eden sorunlar Kasım'a kadar devam edip daha büyük bir kıyamet kopacak. Sonrasında dostluklar devam edecek diyorum. Sağlık olarak da saçlarınızda dökülme ya da yenilik olabilir. O yüzden dikkat. Aslan burçlarında 27 Ağustos haftası neler olacak diyorsanız, aslında çok sıcağı geride bırakıyorlar. İş konusundaki yeni imzaları ve yurt dışında şirket kurmak isteyen aslan burçlarımız var. Bunu yapacaklar. Ve yeni bir evde taşınma düşüncesi var aslan burçlarından. Ev arıyorlar pırıl 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 pırıl. 2500 liralık bir ev bulacaksınız. Hadi gözünüz aydın, aslan burçları iyi bir ev olacak. 2+1 salon olsun, hadi neyse. Ama aslanlar gerçekten hedeflediği noktanın muradına erecekler. Evlilik tarihlerini belirlediler, mutlular. İlişkisiz aslanlarda da muhteşem bir aşk.
aşk var. Özellikle aslan burçlarının anne hanesiyle ilgili gereksiz atışma olabilir. Karı koca hayatında bunlar iyileşecek. Panik yapmanızı istemiyorum aslanlar. İlişkiniz doğru ama uzun süredir aşk yaşamayan aslanlar için doğru aşklar da bu seneyi bitir aslanlar. 2019'da doğru aşk hayalken açacaksınız. Bu da sizin için hayırlı olacak diyorum. Sağlık konusunda özellikle son zamanlarda diş eti ile ilgili problemleriniz olabilir. Dikkat diyorum. Başak burçlarının neler oldu başaklarda diyorsunuz 27 Ağustos'ta. Bugün niye biliyorsunuz çok fazla inanın diyen insanlar olacak. Evet, çünkü bugün çok sıcak ve oda böyle nefes alamıyoruz. Sıcaktan bunaldık, kafayı üşütmek üzereyiz. Aman üşütmeden burçları yorumlayalım diyorum. Evet, 27'sinde aslan başak burçları için devletle ilgili beklediğiniz imzalar atıldı. Yeni konumlar ve konumlanmasını istediğiniz yerlere geçiş sağladınız. Uzun süredir beklediğiniz evraklarınız onaylandı. Miras konularınız gündemde ve girecek paraları bekliyorsunuz. Ve satmak istediğiniz bir ev anahtarı var. Bazı borçları kapatmak için bunu da yapacaksınız. Ama en büyük muradınız aslında Eylül'de tatile gitmek isteyen başaklar için muhteşem bir tatil olacak. 3 Eylül itibariyle tatil kafasına girdiniz. Hadi hayırlı olsun başak burçları. Sağlık probleminde de aslında sizde değil de babanızda bir sağlık ve operasyon geçirilebilir. Dikkat diyorum başakların. Ama yeni ortaklı iş kurmak isteyen başaklar için de Kasım ayının 15'i doğru bir süreç olacak. Ve uzun süredir işsiz olan başaklar da Eylül'ün ilk haftasında iş kapıları hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. O yüzden başakların enerjilerinde değişim ve hayırlı bir süreç. Kendilerinde sağlık problemi yok, babalarında sağlık problemi olacak diyorum. Terazi burcunu neler oldu terazide bu hafta, neler değişti evrenlerinde diyorsanız, değişen en güzel şey işinizde konum değişikliği oldu. Bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz, araba aldınız, bunun sevincini yaşıyorsunuz ve ev hanemizde çocuk sevinci olacak ve çocuk muradı olacak, bunun sevinci. Hatta evinizi satıp yeni bir ev almak isteyen terazi burçlarımız var. Haydi gözün aydın teraziler, size 27 Ağustos itibariyle güzel değişimler, verimlilikler gerçekleşecek. Hatta iki ayrı iş kapı düşünceniz var. Hem kurumsal bir firma hem de kendinize iş kurma. Evet, bunu yapabilirsiniz ama sakin ve odaklı yaparsanız çok iyi paralarla uğraşacağınız gözüküyor. Ama borsayla ilgilenen terazi burçlarımız var. Aman paralar ziyan olmasın. Biraz daha borsanın hareketli dönemi Kasım Aralık olabilir. O tarihlerde borsanın üzerine giderseniz kazanç sağlayacağınızı diyorum. Sizde de sağlık problemi yok. Sadece çok yorgun bir beden var. Bedeninizi iyileştirme isteğiniz var. Sakinlik, sessizlik istiyorsunuz. Hayırlı olacak. Akrep burçları değişen 27 Ağustos'un verdiği borç, harç, ödeme, olur zıvır derken çok yorgun ve para finansını planlıyorsunuz. Defterinizi, ödemelerinizi koydunuz. Nasıl ödeyeceğim, nasıl yapacağım derken mucize ufak bir miras geldi kapınıza. Bununla birlikte siz Eylül ortası sonuna doğru bütün borçları kapattık ve ev almak isteyen akrep burçlarımız var. Tam zaman Eylül bitmeden ev yatırımınızı yapın. Çünkü sizin önünüze çıkacak fırsatlar var. İki ayrı alandan da iş beklentiniz var. Bu da gerçekleşecek ama ilişkinizle ilgili uzun süre ilişki yaşamayan akrepler için mevsim döndü. Hadi hayırlı olsun akrepler. Doğru aşka yelken açıp evlilik yapacağınız insanı bulacaksınız. Ve gerçekten ilişki konusunda huzuru yakalama dediğim bir dönem. Ve sizi anlayacak, ruhunuzu bulacak bir aşk yaşayacaksınız. Bu sizin için inanılmaz değişim olacak. Evet, bu kadar tutulmaların arkasından akrep burcuna aşk veriyoruz ama bütün burçların gezegenlerinde mutlaka değişen noktalar var. O yüzden her tutulma bizim aşk hayatımızı kilitleyecek diye bir durum yok diyorum, bunu unutmayın. Evet, akrepten sonra yay burçları, yaylar coştular aslında aşksızlar, parasızlar, dibe çöktük, depresyondayız diyen yay burçlarımız var. Evet, bu depresyon dönemimiz çünkü Ağustos daha öncesinden kaynaklanan bazı problemleri geride bırakıyor. Yay burçları daha planlı ve programlı bir dönüş yaptılar. İşleriyle ilgili nasıl bir yol çizeceklerini planladılar. Ama en güzel de muhteşem bir aşkın elini tutup evlilik teklifi alma dönemi, yıl bitmeden bu sevinci yaşayacak yay burçları. Yay da aslında evini seviyor ama evde değişiklik yapmak istediği yatak odası, salon, mutfak boyası gibi triplere gidiyor. Yap yay burçları, evinizi yenileyin, freshleyin diyorum. Bir de sizin evinize çabuk nazar diyor. Fil suresi, Yasin, Nas, Felak okursanız üzerinizdeki enerji değişecek. Bir de sizde şiddetli baş ağrısı var. Bir de ailenizle ilgili de satılmasını istediğiniz bir malın size geri dönüş hakkı olacak. Hayırlı olacak.
27'sine geldik. Kime geldik? Oğlak burçlarına geldik. Oğlakların aslında çok yoğun temposu devam ediyor. İş, para derken bu kadar işin arasında parasızlıktan bunalan oğlak burçlarımızın bazıları yurt dışı, bazıları şehir dışı planlar yapıyor. Verimli ve aydınlık olacak ama işte size kazık atacak biri var oğlak burcu. İşinize zarar verecek. Hatta bu zarar verecek kişi bir erkek ve yöneticinizle alakalı bir erkek olabilir. Dikkat edin, oğlaklar şu Eylül, Ekim, Kasım onlar için sıkıntılı bir dönem. Evet, işleriyle ilgili verimlilik var ama yöneticileri ya da yönettiği kişiler tarafından zarar ve maddi zarara tekrar uğrayabilirsiniz. Dikkat ediyorum. İlişki konusunda da artık çocuk özlemi yaşayan oğlak burçlarımız var. Çocuk tedavisi gören oğlak burçları için müjdeli ve güzel bir döneme giriş var. Onlara da Allah evlat sevinci verecek diyorum. Sağlık olarak sadece kadınsal ya da mide problemi olan erkeklerimiz var. Dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımızda da kadınsal bölgesine dikkat edilmesi gerekiyor. Kova burçlarıyla ilgili 27 Haziran aslında onların bitmeyen bir yaz özlemi var. Yaz bitmedi daha hala yazı doyamadım diyen kova burçları var. Evet, yaz bitmedi. Ekim'e kadar devam ediyor. Ona göre tatil planları yapan kova burçlarımız için verimlilik devam edecek ama işsiz olan kova burçlarımız şu Eylül'e atlatsınlar. Ekim onlar için verimli ve aydınlık bir süreç. Onların çok istediği bir iş kapısı olacak. Hayır. Aşk konusunda da uzun süredir aynı erkek arkadaşın ya da aynı bayan arkadaşınızla sorun yaşıyorsunuz ama bir türlü ayrılamıyorsunuz. Ayrılık değil, evlilik kararı verecek kova burçlarımız. Onlar da doğru nokta içerisine giriş sağlayacaklar. Hatta bir artı bir ev almak isteyen kova burçlarımız için de Kasım sonuna kadar bu ev gerçekleşmiş olacak. Bir de ailede değil de dost ve üniversite çevresiyle görüşmek isteyen kova burçlarımız var. Arkadaşlarla görüşün. Sizde de ufak bir estetik düşüncesi olan kova burçları var. Burnunu kaldırma, gözü yaptırma, botoks yaptırma diyen kovalarımız var. Hadi estetiğe devam diyorum kova burçlarımız. Balık burçları için de aslında aileyle geçireceği bir hafta. Keyifli, onlarla geçireceği bir süreç ama askere gidecek balık burçlarımız var. Kısa dönemli bir an. Ben o dönemi yapacağınıza inanmıyorum. Çünkü o farklı bir noktada değişim sağlanacak. O da aydınlığa kavuşacak. Ama şöyle bir durum var. İş almak, yeni bir iş kurma gibi bir niyetiniz var. Bu hayırlı ve size çok iyi para kazandıracak. Endişe etmeyin diyorum, daha verimli. Ama iş bekleyen balık burçlarımız için de Eylül bitmeden bu iş, yani Eylül'ün 10-12'si arasında iş konusu hayırlı ve aydınlık olacak. Sizde de ense ağrısı, boyun fıtığı, bel fıtığı olabilir balıklar ve çok uykucu bir haliniz var. Biraz uykudan uyanın. Özellikle kadınlarımızda uyku yok, gece uykusuzluk problemi var. Sizi kadınlara da nazar değmiş olabilir. Sizin okumanız gereken, sizin enerjiniz okumanız gereken dua, Nas, Felak ve Ayet-el Kürsü 21 adet bir suyun içine okuyun. Evinize serpin birazının için enerjiniz değişecek diyorum balık burçları. Evet, 27 Ağustos haftasını yorumladık. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Bizi tıklamayı unutmuyorsunuz. Bizi seviyorsunuz. Biz de